Kasımpaşa Belediye'mizin 2020 yılı Ekim ayı ikinci bileşim olağan meclis toplantısını açıyorum arkadaşlar. Meclisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Başkan, değerli meclis. Bütçe gelirlerine baktığımızda bu %145 milyon TL'lik bütçenin gerçekleşmesi mümkün değil. Ayağı yere basmıyor. Kağıt üstünde denkleştirilmiş bir gelir gider bütçesi olsa da sizinle bizim gibi içinize sindiğini sanmıyoruz. Sayın Başkan, destek sözümüzü buradan bir kez daha yineliyoruz. Ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da destek sözümüzü de durup size bir şans daha veriyoruz. Sızlanmayı bırakın. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi önce millet deyin ve çalışın. Şayet bu bütçeye Cumhur İttifakı olarak hayır dersek meclisiniz düşüyor, bunu da biliyorsunuz. Onun için önümüzde hayır deyin o zaman. Onun için meclis düşsün. Ben nasıl olsa ben varım, tek başıma idare ederim. Evet ya, yani. Onu cesaret edemezsiniz. Onun için önümüzde 20 kişiyle geleceğimizi biliyorsunuz değil mi? Onun için önümüzdeki yılı iyi değerlendiresiniz diye size bir şans daha veriyoruz. Ve grup olarak içimize silmese de evet diyoruz, saygılarım. Teşekkür ederim, sağ olun. Geçen dönemlerde yılda 400 tane ruhsat kestiğim yerde şimdi 70 tane ruhsat kesiyorum yılda. 70 tane. Ve hepiniz inşaatçısınız birçoğunuz. Ondan sonra gel burada şöyle bütçe, böyle bütçe falan filan diye. Ya arkadaşlar, elinizi vicdanınıza koyun ya. Faiz bütçesi efendime söyleyeyim 2.8. Parke taşı döşeme işi 12 yıl. 12 yıl. Kullanılan ana para 1.405.536 lira 28 kuruş. Faiz 1.574.613 lira. Toplam 2.900.149 lira. Kaç yıl? 12 yıl. 12 yıl. Kongre merkezi 12 yıl. Daha şimdi faizini ödüyoruz da ana parayı sonra geçeceğiz. Kullanılan ana para 10.356.398 lira 93 kuruş. Faiz 13.838.866 lira 54 kuruş. Toplam 24.195.266.047 lira. 12 ay, 12 yıl. 12 yıl. Ondan sonra diyorsun biz ya hiç borçlandık mı? Bak sıfır dedik değil mi? 18 trilyon bir buçuk senede borç ödedik biz. 18 trilyon bu gariban belediye. Renkli taş, parke taşı. 7 yıl. Ana para 1.225.427 lira 94 kuruş. Faiz 458.458.917 lira. Toplam 1.489.000 lira. 7 yıl. Renkli beton parke taşı 7 yıl. 4.993.552.022 lira. Faiz 1.937.736 lira. Toplam 6.425.000 kusur. Ne kadar vade? 7 yıl. 7 yıl. İnsaf var mı sizde ya? Yeni pazar yeri. Biz onu ödedik. Biz az kaldı. Hepsi bitti zaten onların da. TEP'ten kredi kullanmış arkadaşlar. TEP'ten. Vicdan var mı sizde? Şu Mart'ta seçim var. Şubat'ta 4.5 milyon kredi kullanıyorsunuz, bir ayda harcıyorsunuz. Hiç bunun hesabını sordunuz mu siz? Bunun hesabını sordunuz mu hiç? İtiraz etmiş misiniz? Neye itiraz ettik mi? Meclis olarak itiraz etmiş misiniz? Nasıl itiraz etmişim? Harcanmış bu.
Nasıl, neye itiraz edeceğim ben? Efendim? Kredinin kullanılmasına itiraz etmiş mi sizin meclis üyeleriniz? Sen olacak çoğunluk sizde. Ama. Yok, onu be, o, arkadaşlar onun etik kuralı vardır. Etik. Etik kuralı vardır. Eder etmez. Zaman şartını... Aa öyle yok öyle şey. Öyle bak ben burada anlatıyorum. Sen önce ben konuşayım. Bak senin sesini hiç kesmedim ben. Hiç şey yapmadım. Öyle şey yok. Bütçeyle ilgili neler söylersiniz? 145 milyon. Gördüğünüz gibi 145 milyon yaptık. Ama tabii şartlar ne getirir ne götürür. 2020 yılında pandemi ne olur ne olmaz. Ekonomik durum ne olur ne olmaz. Ona bakacağız ama zorlayacağız. Elimizden geldiği kadar halkımıza iyi bir şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Bu bütçeyi sonuna kadar da zorlayacağız. Bütçeyle yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Oy birliğiyle kabul edildi. Nedir? Tabii oy birliği yani fazla farklı bir şey yok ki. Burada suistimal yok. Her şey şeffaf. Her şey ne olduğu, daha önceki yıllarda ne aldıysak onun üzerine katlayarak birçok şeyi yaptık. Söylenecek bir şey yok ki oy birliği oldu. Değil mi? Başka türlü olmaz. Onun için ben hepsine teşekkür ediyorum. Elim mümkün olduğu kadar çok iyi bir şekilde çalışacağız. Ekibimize beraber çalışacağız. Ve bütçeyi de Kemal Paşa'mızla daha iyileri götürmek için de el birliğiyle bu işi başaracağız.